Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, artık yavaş yavaş alma süreciniz geliyor. Kadayıfın altı finansal piyasalarda kızarmaya başladı. Neyi ne zaman almanız gerektiğine dair işte ilerleyen dakikalarda bilgi vereceğim size, ama isterseniz önce şöyle bir Avrupa ve Amerika'da finansal piyasalarda neler oluyor? Çünkü Avrupa bir sallandı arkadaşlar. Onunla ilgili küçük bir bilgi vereceğim ve bugün birazcık da tatil olması vesilesiyle hani bugün yaşadığımız enflasyon ve bir de uyuyan bir dev var arkadaşlar. Bir ejderha var. Dolar TL. O dolar TL neden böyle? Bunun geçmiş kökenleri var. Eğer biz tarihi, geçmişi ne kadar bilirsek işte bu problemin çözülüp çözülemeyeceğini de çok net görebiliriz ve varlık yatırımlarımızı da buna göre yönlendirebiliriz kıymetli arkadaşlarım. Bakın, şimdi şöyle bir Avrupa'ya baktığımız zaman burada biliyorsunuz Fransa'da erken seçimler var. Ve burada Marine Le Pen'in erken parlamento seçimlerini kazanması halinde siyasi kurumlara saygı duymaz. Burada çok büyük değişiklikler olur. İşte Macron'un yapacağı reformlar rafa kaldırılacak vesaire gibi korkular, endişelerle dönüp Paris'e baktığımız zaman arkadaşlar 200 milyar dolarlık bir deprem gördük burada. Paris borsası %6 düştü. Daha sonra Le Pen çıkıp bu kurumlara saygı duyacağına dair bir güvence verdikten sonra birazcık burada bu rakamlar düzelmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da arkadaşlar burada vadeliler sabah saatlerinde hafif eksiydi New York borsası için. Burada benim dikkatimi çeken önemli bir nokta şu. O da bu türev ticareti yapan traderlarda arkadaşlar. Hani Powell'ın tersine şöyle bir durum var. 2 çeyrek puanlık faiz indirimi ve bu ilk faiz indiriminin de Eylül'de olacağına dair bu traderların bir fiyatlaması var. Tabii diyeceksiniz ki en son Powell çıktığında bu yıl bir tane faiz indirimi var. O da hemen Eylül'de olmayacak şeklinde sinyal verdi demiştiniz, ama Birleşik Devletler'de şimdi oradaki finansal oyuncular artık Powell'ın sözlerinden ziyade Amerikan makro verileri ve karşımızdaki fiyatlamaların bu işi belirleyeceğini, neyi? Faiz indirimlerinin ne zaman ve kaç tane olacağını belirleyeceğini söylüyor. Ki zaten dönüp özüne baktığımızda da Powell da hep şunu söylemiştir. Evet, biz faiz indirimini yaparız ama piyasayı izleyeceğiz. Fed de zaten veri bazlı bir kurum arkadaşlar. Duygusal kararları yok ya da bir başkanın emriyle hareket etmediği için burada verilere bakıp yolunu çizecektir diye düşünüyorum. Şimdi altına baktığımızda da burada ons altın, ben bu videoyu çektiğim saatlerde 2319-2320 dolardı. Burada 2300 dolar üzerindeki mücadelesi devam ediyor. 2325'i aşarsa arkadaşlar bir 2400'e hareket geliştirebilir. 2300 dolar ons altında çok önemli. Buranın altına inmemesi lazım. Satışlar derinleşebilir diyorum. Grama baktığımızda 2452 liraydı arkadaşlar. 450'nin üstünde tabii ki 2500'e doğru bir yön açık. Ama 2400'ün altına inmemesi lazım. Şimdi teknik veri okudum bize. Biz ne anlayacağız bundan derseniz, ben ons için şunu söyleyeyim. 2300'ün üstünde kalması lazım. Gram içinde 2450'nin üzerinde kalması lazım. Kalmazsa sıkıntı olur diyorum. Bundan sonrası için ons altını yukarı çıkartacak gelişme ya jeopolitikte eksi bir olay, yani bir sıkıntılı çatapat durumu oluşacak, ya da Amerika'dan makro veriler Fed'in daha güvercin olmasını, yani faiz indirimlerine yönelmesini sağlayacak nitelikte tatlı güzel verilerin gelmesi lazım ki altında hareketi böyle görelim diyoruz. Peki şimdi şuna gelelim bir de arkadaşlar. Bugün yaşadığımız bir dolar TL sorunu var ve diyoruz ki artık yavaş yavaş almaya başlayın. Kadayıfın altı kızarıyor. Ve bunun bir de hani gelecekte ne olacağını anlamak için çok basittir. Tarihe bakmak lazım. Bakın, hazır tatil, birazcık Osmanlı maliyesine bakalım. Burada Türk maliyesine müthiş derecede benziyor arkadaşlar. İnşallah tabii ki sonumuz öyle olmayacak. Niye? Biz bu bağımsız platformlarda sorunları sizlerle tartıştığımız için, sizler yorumlarınızı yazdığınız için bizler Türkiye Cumhuriyeti'nde bir çözüme gideceğiz inşallah. Ama bakın, dönüp tarihi köklerine baktığımda Osmanlı'da
Aslında gerileme, maliyenin bozulması kanuni. Tabii diyeceksiniz ki ya Yavuz Mısır'ı fethetti, büyük hazineye gelirler falan. Eyvallah, doğrudur ama burada sadece savaşla genişleme yoluyla değil, küresel bir ticaretle, ticareti geliştirme, sanayiyi geliştirmeyle elde ettiğiniz, biriktiğiniz servet önemlidir. Ne yazık ki Osmanlı Kanuni döneminde akli bilimleri çıkartıp yerine böyle şer'i bilimleri koyduğu zaman, işte efendime söyleyeyim Kur'an'la ilgili bilimleri koyduğunda ne oldu? Pozitif bilimlerin ağırlığı azaldığı için toplum bilimsel üretim yapamamaya ve ekonomide de teknoloji geliştirememeye başladı. Şimdi bir kesim arkadaşlarıma lütfen şu uyarıyı yapayım. Biz Kur'an'a karşı değiliz. Biz Kur'an'la ilgili ilimlerin yapılmasına da karşı değiliz. Ama yaşamın tamamını siz dini bilimlere aktarırsanız ne olur? Üretim yapamazsınız, rekabette geri kalırsınız. Yani bir makinayı geliştirmek ve yapmak iyi, eyvallah. Bunu yapmak için fizik, kimya, matematiğe ihtiyacınız var. Tıpta ileri gitmeniz için biyolojiye ihtiyacınız var. Medreselerden bunu kaldırdığı anda bir gerileme başladı. Ve bakın nereye gitti ondan sonra? Balta Limanı Anlaşması'na kadar. Sanayi ve tarımı ihmal ettiği ve burada inovasyon yapamadığı için küresel rekabette geri düştü ve bu geri düşüşten sonra bakın mesela Rusya'ya karşı ya da diğer politik çıkarları için İngilizlerle 1838'de bir Balta Limanı Anlaşması yaptı arkadaşlar ve Osmanlı'yı açık pazar haline getirdi. İngiliz tüccarlar Türk tüccarlardan çok daha güzel bir şekilde vergi vermeden elini kolunu getirdi, çıkardı, götürdü. Ve ne oldu? Sanayileşmiş bir İngiltere var. Ham maddeyi Hindistan'dan, Osmanlı ülkelerinden alarak İngiltere'de işledi, getirdi, burada bize sattı. Ve ne oldu sonunda? Atölye sistemine dayalı, sanayileşememiş bir Osmanlı çünkü. Atölye, küçük atölyelere dayalı sistemin tamamı o ucuz ürünler karşısında iflas etti. Çünkü ölçek maliyeti var. Bir ürünü fabrikada daha çok ürettiğiniz zaman maliyetiniz nihai fiyatınız daha düşük oluyor. Peki bunun bugünle ne alakası var? Bunu anlatıyorum böyle hani tarih anlatmak için değil. Bugüne dolara bağlayacağım, yatırımlarımıza bağlayacağım. Arkadaşlar bugün Türkiye Çin ve Almanya'nın açık pazarı haline gelmiştir. Ve ne yazık ki bugün Türkiye'de çok uluslu şirketler olmadığı için, büyük şirketler olmadığı için inovasyon, Ar-Ge yapamayan şirketlerimiz, küresel rekabette ihracatçılarımız kendini gösteremediği için dolar TL sorunu vardır. Ve bakın bu sorun daha da azacaktır, daha da yukarıya gidecektir. Neden? Çünkü siz İngiltere'den, İşte Almanya'dan ne bileyim en önemlisi de Çin'den bu yarı mamulleri alıp buraya getirdiğiniz zaman ne oluyor? Sizin küçük KOBİ'lerinizin oranın büyük firmalarıyla rekabet şansı olmuyor. Teknoloji yaratamadıkları için habire ya bu dolar TL yükselsin de düşük teknoloji mallar satalım da yolumuzu bulalım diyorlar. Bu bir. İkincisi mesela bakın 1850 yılın 57 yılında bu Balta Limanı Anlaşması'ndan sonra İngiltere'de Manchester Pamuk Alım Birliği var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor İzmir Aydın pamuğunu yağma ediyor arkadaşlar. Burada pamuk üreteceksiniz diyor. Ve en önemlisi bakın bugün enflasyon varsa faizi arttırarak bu işi çözemezsiniz diyorum. Ki zaten para politikası bile eksik. Deli gibi para bastığın yerde faizi indiremezsin. Ve en önemlisi sen çiftçiyi, köylüyü ihmal etmişsin. Arkadaşlar bir hata var. Son 20 yıl aynen Osmanlı gibi olmaya başladı. Köylüyü iki şekilde kullanıyorsun. Bir asker olarak çatışmalara sokuyorsun. İki bir de bunlardan bol bol vergi alıyorsun. Oysa bakın bizim tarım kanunumuz var. Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda köylü milletin efendisidir dedi. Niye? Gıda fiyatlarının enflasyon yoluyla Türkiye'yi etkileyeceğini biliyor. Sistemin dışa bağlı kalmasını istemiyor. Şimdi sen gidiyorsun Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday ithal ediyorsun. Haliyle senin dış açığını artırıyor bunlar. Sanayinde de aynı durum var. Dış açığın artıyor. Ve bakın Tarım Kanunu 21. madde diyor ki gayri safi milli hasılanın sen %1'inden az olamaz bu insanlara yapacağın yardım. Yapıldı mı bu yardım? Yok. Tohum, gübre, mazot fiyatları, işçilik uçmuş gitmiş ve 1 milyondan fazla çiftçi vardı. 500 binin altına düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon hektardan 23 milyon 22 milyon hektara düşmüş ekili biçili arazi. Bu ne demek? Bütün imparatorluklar tarihte Roma'sı, Bizans'ı, Osmanlı'sı evvela tarımın ihmal edilmesiyle
gitmiştir. Ve maliyeye bağlayayım. Bakın Türk maliyesiyle çok yakın ilişkiler var. İlk borcu biz Kırım Savaşı'nı finanse edebilmek için 1854'te aldık. Niye borç alıyorsun? Çünkü tarım ve sanayinde ihracat ve kendi öz yeterliliğin yok. İhmal etmişsin. Ve ne oldu? 1877'de Rus Harbi çıkıyor. 1879'da maliye kaput. Arkadaşlar damga, içki, balık, tuz, tütün vergilerini 10 yıl Galata bankerlerine veriyorsun. E ben şu an eskiden Galata bankerinden borç alıyordum. Şimdi kimden alıyorum borcu arkadaşlar? Yabancılardan. Bank of America ne diyor? Aman diyor, gidin Türkiye'de hesap açın kardeşim diyor. %50 faiz var. Kabaca bakkal hesabı. Stopajı mı topajı karıştırmayacağım. 25 getirin olur diyor 6 ayda diyor. Kur diyor 15 artsa 10 temiz para kazanıyorsun diyor. FED tahvil faizi 5,5 diyor. Dünyada böyle bir faiz yok. Sömürülüyoruz. Kaynaklarımız boşa gidiyor. Bizim burada yabancı sermaye bulurken aynı zamanda faiz artır. Artır dedik, biz de dedik ama git aynı zamanda zaman kazanmaktır faiz artırmak. Tarımla sanayi ile ilgili programları da bir an önce uygulamaya al. Bu yok arkadaşlar. Ve ne oldu? 1879'da Osmanlı bütün gelirlerini Galata bankerlerine verdi mi? Verdi. Ondan sonra işin sonu 1881'de duyuğunu umumiye. Bütün gelirlerini reji idaresi altında sen bir yabancı kuruma bıraktın. Devlet içinde devlet oldu. Rothschild'lerin ortağı olduğu bankalar geldi çöktü sana. Ama bu komplo değil. Sen kendin zaten gelirini artıramıyorsan, tarımı sanayiyi ihmal ediyorsan hazırdan yemek zorunda kalırsın. Aynen şu an Türkiye'nin verdiği tefeci faizi gibi. Ve tahvil çıktı, tahvil çıktı, tahvil çıktı. Şimdi de tahvil çıkıyor. Hatta tahvile para gelmeyince üzülüyoruz niye gelmedi diye. Ve bakın 1854'te aldığım borcu ne zaman kapattım biliyor musun? 1954'te. Bakın bu gelecek kuşaklara an itibariyle yaptığımız çok büyük haksızlıktır. Bizi var ya böyle küfür ederek falan anacaklar yani. Bak çok net söyleyeyim yani. Çok özür dilerim ama diyecekler ki siz nasıl bir siyasi irade seçtiniz, nasıl bunun devamına izin verdiniz diye bize böyle ağzına geleni söyleyecekler arkadaşlar. Ha gelelim şimdi. Kadayıfın altı kızarıyor. Bakın bu tarihsel kısım. İş bireysele döndüğü zaman birey olarak yapacak bir şeyim yok. Yani ben devleti kurtaramam. Ha derseniz ki bana abi bir parti kur arkandayız, tamam kurayım geleyim. Ama şu an bir birey olarak çıkışımız ne olmalı? Gemisini kurtaran kaptan arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim size. Parayı 3 aylıktan fazla bağlamayın. Özellikle Temmuz'dan sonra. Ben biliyorum çoğunuz öyle yapıyorsunuz. O bir Türkiye'de gelenektir. Ama bilmeyen kardeşlerim için. Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'den sonra zaten burada işte uyuyan dev uyanmaya başlayacak arkadaşlar. Benim faiz hassasiyetim var. Hoca bana 3 aylığına ne öneriyorsun diyorsan seçerek şirket alın. Çünkü bu şirketler ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar 45 lira olacak diye önden faizi çaktılar. Dolar 32'de kaldı. Şimdi şeyi de zamları da geri alamıyorlar. Yani 45 olacak diye zam mı çakıyor? Ama 32'de kalıyor. Adamlar anormal para kazanıyorlar. Şimdi bu anormal para kazananlar sizden kazanıyor. Ben diyorum ki bunlara ortak olun, seçerek karlarından payınızı alın. Temettüyü kastetmiyorum. Hisse değerlemeleri yukarı gideceği için bunlara ortak olun. Ben dün akşam oturdum arkadaşlar Borsa İstanbul'da bütün şirketlerin bilançolarını taradım. Bayramda herkes gezerken bu kardeşiniz oturdu bütün hedef fiyatları belirledi. Bunları ben Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubunda bir liste olarak vereceğim. Hangi kağıtta yüzde kaç potansiyel var diye. Lütfen girin bunlara bakın. Emin olmak için bir bankanızdaki uzmana sorun. Aracı kurumundaki uzmana sorun. Bu hedef fiyat bu diyor. Rakam bu diyor. Bu buraya gider mi? Dolayısıyla bu 3 aylık süreçte özellikle Türkiye'nin gri listeden çıkması ve not artırımları bence borsaya bir güç verecektir diye düşünüyorum. Dolarda muhtemel hareketlenme, işte hani o tarımdan kopacak, bakın enflasyonun, o dezenflasyonist sürecin çalışmamasının, Merkez Bankası'nın çıktı açığının negatif olacağı beklentileri nerede kırılacak biliyor musunuz? İşte tarım fiyatları, gıda fiyatları yukarı giderek ve gıda öncülüğünde Eylül sonunda bir hareketlenme göreceğiz. Şimdi burada enflasyon yukarı gidecek diyoruz.
Ve haliyle kur buna uyacak. İşte o yüzden yavaş yavaş kadayıfın altı kızarıyor diyorum arkadaşlar. Burada hareketin sert mi ya da yumuşak mı olacağını anlamak için şuna dikkat etmek lazım yaz aylarında. Lütfen buna dikkat edin. Menkul kıymet istatistikleriyle Türkiye'ye giren tahvil parası 1 milyar doların altında kalırsa ki kalıyor. Kalırsa arkadaşlar bu hareket sertleşir. Dolayısıyla bakın bu işin püf noktasıdır. Buraya bakmak gerekir. Kurda sert bir hareket olacak mı olmayacak mı yoksa yumuşak bir şekilde kırklara mı tırmanacak diye. Ve niye buna bakalım diyorum? Çünkü yabancının arasında, yatırımcı arasında çatlak başlamaya başladı. Türkler dezenflasyon sürecini Eylül'den sonra sürdüremeyebilir şeklinde çatlaklar var. Bu çatlaklar çok tehlikelidir. Çünkü her baraj yıkılmadan önce çatlar. Ondan sonra da o bendin arkasında tuttuğunuz, sabitlediğiniz sudur ya da fiyattır. O coşar gider arkadaşlar. O nedenle bu menkul kıymet istatistiklerine çok dikkat edeceğiz diyorum. Ve yavaş yavaş alımları dediğimiz gibi işaret ettiğimiz bu 3 aylık periyotlar da ve 3 aydan sonra ne şekilde yapacağımızı ben bir şekilde anlatmaya çalıştım tarihsel kökleriyle. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.